Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün dört bakanlığın, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçelerini görüşeceğiz. Bütçeyi tam 22 gün boyunca Plan Bütçe Komisyonu'nda, 6 gündür de Meclis Genel Kurulu'nda görüşüyoruz. Evvela çözmemiz gereken temel bir çelişki var. Bakanların yaptıkları sunumlara bakınca benim gördüğüm manzara şudur. Bakanlar konuşmalarında bir ülkeden bahsediyorlar. Bahsettikleri ülkede adalet hüküm sürüyor. Ekonomi şaha kalkmış, üretim ve istihdam patlaması yaşanıyor. İşsizlik bitmiş de komşu ülkelerden insanlar buraya çalışmak için akın ediyor. O ülkede kadınlar ve çocuklar güven ve huzur içerisinde yaşıyor. Eğitimde, sağlıkta, turizmde, kültürde, sanatta, aklınıza hangi alan geliyorsa ülke çağ atlamış, dünya gıpta ile bakıyor falan filan. Şimdi çelişki şu değerli arkadaşlar, sevgili ülkem. Ya bu bakanlar bu ülkenin bakanı değil, ya da bahsettikleri ülke bu ülke değil. Milletin, sokağın, ülkenin geleceğinden, gerçeğinden o kadar kopmuşlar ki buraya geldiklerinde ya masal anlatıyorlar, hikaye anlatıyorlar, ya provokasyon çıkartıyorlar, ya da hakaret ediyorlar. Nasıl mı? Bakın anlatayım. Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık bütçe sunumunda demiş ki, uyuşturucu için madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma eğitimleri düzenlenmektedir. Bugüne kadar 871.132 kişiye farkındalık eğitimleri verilmiştir demiş. Ya senin daha kendi bakanlığındaki uyuşturucu satıcılarından haberin yok. Eğer biz açıklamasak Kastamonu İl Müdürlüğünüzdeki uyuşturucu satıcısından haberiniz yoktu. Sen kime farkındalık öğretiyorsun? Malatya'daki il müdürlüğünüz uyuşturucu deposu olarak kullanılmış. Senin haberin yok. Gerçeklerden o kadar kopmuşsun ki kadın cinayetleri her gün artarken senin bakanın çıkmış demiş ki kadın cinayetleri tolere edilebilir bir seviyede demiş. Ya bu seviyeyi kim belirliyor Sayın Bakan? Bakın diğeri ne demiş biliyor musun? Adamına göre, yandaşlığın seviyesine göre doğa ve çevre düşmanı projelere ya da ya çet gerekli değildir demiş. Ya da bilim insanlarının, yöre halkının, çevrecilerin tüm uyarılarına rağmen çet raporu vererek Kaz Dağları'ndan İkizdere'ye, Kuzey Ormanları'ndan Kanal İstanbul'a kadar memleketin ormanları talan edilirken sanki kendisi bu ülkede yaşamıyormuş gibi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çıkıp ne demiş biliyor musunuz? Ekoloji demiş, yeşil koridor demiş. Türkiye ithal ettiği çöple sanki Avrupa'nın çöp kutusunu haline gelmemiş gibi bakan demiş ki sıfır atık demiş, emisyon demiş, iklim adaleti demiş. Milletin yatıp yuvarlanacak dermanı kalmamış. Bu ülkede halen 6.446.000 hanenin başını sokacak kendine ait bir evi yokken, yani kirada yaşıyorken, asgari ücretli aldığı maaşın yarısından fazlasını kira, elektrik, su, doğalgaz faturasına harcıyorken, 2.1 milyon hane sosyal yardımlar olmazsa elektrik faturasını bile ödeyemiyorken Sayın Bakan demiş ki 409 tane millet bahçesini ısrarla yapacağız demiş. Bu millet bahçelerinin yapımından kimin zengin edildiği bir tarafa, millet taş devrinde yaşamaya mahkum edilirken siz lale devri yaşamakta ısrar ediyorsunuz. Bakın bu memleket bu sene yangınlarla, sel felaketleriyle mücadele karşı karşıya kaldı. Canlarımızı kaybettik. Hayatta kalanlar evlerini, iş yerlerini kaybetti. Buraya yazmışsın. Rize, Giresun, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 2.248 konut, 220 köy evi, 132 tane iş yeri ve 5 tane çay evini süratle yapıyoruz demişsin ama katrilyonluk yaldırımlar toplanmasına rağmen hak sahibi afet sedelerin borçlandırılarak ev sahibi olacağından bahsetmemişsin. Selden kütük kapanlardan hiç bahsetmemişsin. Afet bölgelerinde yapılacak işlerin bedelinin kat ve kat üstünde fiyatlarla
Tamamen sözleriniz. Afet bölgelerinde yapılacak işlerin bedelinin kat ve kat üstünde fiyatlarla yandaşlara dağıtıldığından hiç bahsetmemişsiniz. Merak etme, hepsi burada, hepsini teker teker açıklayacağız. Ama şunu unutmayın, seli afete dönüştüren nedenler neyse, afeti ihale vurgununa dönüştüren nedenler de aynıdır. Yağmadır, talandır, ranttır. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, benim bu bütçe görüşmelerinden gördüğüm şu, iki tane ihtimal var başında söylediğim gibi. Ya bu bakanlar bu ülkenin bakanı değil, ya da anlattıkları ülke bu ülke değil. İşte bizim bu çelişkiyi çözmemiz lazım değerli arkadaşlar, sevgili ülkem. Bir seçenek daha var. O da bu yolsuz düzeni değiştirmek, emeğin, alın terinin, adaletin yüzyılını inşa etmektir. İşte biz bu seçeneği iktidar yapacağız.